Bir diğer kritik konu da tabiatıyla Irak'tır. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Çok yönlü destek de olmaktadır. İsrail Devleti'nin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacaktır. طفل ابن ايام ابن ايام شيلوياه شلع وكانه انت مو عراقي احنا قاموا يجيبون احتجاج جنوب مو انا الاعتقال جماعي فصرنا اكثر من 500 ومحتين ما خاف من الاعدام ولا خاف من اب ما بالكون فتعرفوني ما حاجة يشرح تاريخ من 59 الى اليوم فانا ادري هنالك ضغط عليك هل عندك سؤال محدد؟ نعم راح اسال الوقت قال الرجل ها الوقت صار علي ضيق لكن انت في حدود ما مسموح بك قانونا اي ما يخالف هذه اشياء ممكن ان تتطرق اليها اشياء تتطرق اليها في دفاعك لكن نحن بصدد حالة محددة الشاهد أو المشتكي هو تكلم عن موضوع ما إذا عندك سؤال معين محدد حتى نوجهه نعم أواجهه محدد ويؤسفني أن أواجه واحد من أبنائي وأناقشه لكن مو من أجلي يعني هاي التقول مو من أجلي أناقشه الرأي العام نحن أمام قضية بين مجال عراقي كردي عربي من كربلاء من تكريت يسمح له يدخل فايلات لكن صدام حسين يكتب الشيء اللي يريد يتذكره حتى يوصله للقضاء عليه ما بير تك دوماتيس تك باتاتيس Tek sivri biber, tek patlıcan. Yaparsa yine AK Parti yapar. Bugün benim mal varlığımda geldiğim ekonomik olarak durumundaki hamdolsun iyi durum yani. Ama nedir? Devletle şunla bunla işimiz yok. Hamdolsun kendimize yetecek gelirlerimiz var. Söylüyorum. Şu an kayıt aldım kamera. Kendime çekeyim şöyle bir. Çekeyim. Bakın bugün şimdi valiye mi gidiyoruz abi? Valiye mi gidiyoruz? He. Valiye görüştürmezseniz ben şerefim namusumu ortaya koydum yakacağım burada. He. Kendimi de yakacağım. Bu sancakları da burada benimle beraber yakacağım burada. Lastikle beraber. Tamam. Senin sözüne inandım. Kabul ettim. Beğen ettim. Sen de tamam dedin abi. Sen de tamam. Herkes tamam dedi. Bu ülkede namuslular eğer cesur olmazlarsa namussuzlar bu ülkeyi idare ederler. Birimiz bir bok yedik ama kim? Niçin hiçbir şey eskisi gibi değil? Bu ülkede namuslular eğer cesur olmazlarsa namussuzlar bu ülkeyi idare ederler. İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma. Silahsız. Beni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum. O zaman görürüz. Bunlar var kapının önüne gel. Korkak herif. Kapının önüne gel. Bir de Mahmut Ağa ile görüşelim. Gel o erkeğe şüve dateye şüve şüvekeleye Zeytin Dal harekatını yaptı. Murat Kalkan harekatını yaptı. Barış Pınar harekatını yaptı. Genç kaptanları yaptı. Ve bu ülkeyi ölmek isteyenlerin gözünü oyduk gözünü. Gözünü oyduk. İçişleri Bakanı niye oturursun orada? Nedir bu oyunlar? Kim kiminle oynuyor? Kim kiminle alttan üstten oynaşıyor? Tahrip edilen Türk devleti, tahrip edilen Türk milleti ve tahrip edilen Türk milletinin geleceği size bu oyunu oynattırmayacağız.
Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Çok uzak yerlere özlüyorum. Gözlerim parça parça taş duvarlarda açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Çok uzak bir yerleri özlüyorum. Kekik kokulu kayaklardan aşarak güvercinler ülkesini dolaşıyor, bir çeşme başarıyorum. Yarpuzlar arasında kendini bırakıp mis gibi nane kokuları içinde ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey, güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim, güneş de kol kola kırlarda koşarak siz peygamber şeklinde toplarken ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde huzur, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Duran, kapanmayın pencerelerin, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum. Düşünüyorum, sonsuzluğu düşünüyorum. Hey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Düşünüyorum, sonsuzluğu düşünüyorum. Hey sonsuzluğun sahibi, sana kavuşmak istiyorum. Çok üşüyorum, donuyorum, eriyorum. Kadar çıkmışken oralardan hala üzerinde yaşadığımız dünyanın sesini dinlemeye ne dersiniz? İşte bilim insanlarının kaydettiği dünyanın sesi. Doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Türk milleti çalışkandır.
yazısını falan pek tutmuyorum. Kimin? Yunan lafını hiç etmediniz diyor Cevdet Bey mesela. Başka laflardan hiç söz etmiyor. Nasıl oluyor da bir partinin genel başkan yardımcısı yani Mustafa Şen topraklardan gidecekler varsa önce siz bir gidin de onlar da görsün diye laf atıyor öbürlerine. Bu tam bir küstahlık ve edepsizliktir. Bir siyasi anlamadım. Partinin yetkili otoritesi bunu söyleyemez. Üstü örtülüyor. Hiç lafı edilmiyor. Fatih ben anlamadım. Mustafa Şen'in dediğini bilmiyor musun? Çıkartayım göstereyim. Şimdi öyle mi? Ya evet. Konumuz o değil şu anda. Konumuz hayır değil ama Murat'ın bunları yani, böyle... Murat'ın lafı üzerinden ortaya çıkan Vahdettin tartışması. Şimdi yani şunu söylüyorum. Vahdettin için söyleyeceğini dinlerim. Ben orayı şunu söylüyorum. Yunanistan her türlü şivretliği yapıyor son haftalarda. Yapıyor. Yapıyor. Bundan iki sene önce evet. Parasızlıktan uçaklarını kaldıramayan... Evet, Yunanistan yine kaldıramıyor. Kaldırıyor. Kaldırıyor ve kötü. Şu anda Amerika'lara beraber uçuşuyor. Amerika kaldırıyor. Kendisine yapacak bir şey bu, yok. Bu devamlı bir taciz, sinir bozucu, müziç, evet. izaj etmek demiştim. Evet. Ve bütün böyle bir ortamda, evet. yani devamlı Ege'de ateş açtılar yahu da ne olacak? Açıyor. Radar yani, kilitlediler, yani, yapamayacağımız. Böyle bir ortamda. Tamam. Daha önce uçak uçurdular canım. Evet. Yani ya, bir evet, belediye başkanı. Bunlara kim itibar ayıp edecek? Olmasın. Barış. Evet. İşte iki Ege'nin iki yanında barış. Barış şey için konuştunuz. Yani barış nokta atılmaz. Yani, şimdi doğru. Tabii Murat şimdi orada da tartışılacak konu. Yani oraya gidersek onun içinden çıkamayız. Yalnız böyle gelip de çok kritik bir noktadan gelen bir adam da bir partinin bir yerinde oturup böyle derse ben zaten dışarıdan önce içeride denene bakarım. Ben bilmiyorum o hadisi. Bazı yok canım bir tanesi de kalktı Türk ırkı nedir diye soru soruyor. Cahilin biri ona mı kaldı? Yani, yani mesele bu. Büyük mesele o değil. Meselemize gelelim yani. Murat'ın 3 gündür yani, süt tartışılan ve Murat'ın cümlelerinden kesilerek alınıp evet. herkesin işine geldiği ha, gibi ayıp. Yorumlamaya bunlar ama bunu şey yapıyor var. AKP'liler. Müsaade edersen bir anladım. Bunu AKP'liler herkes, çok yapıyor. Git söyle. Hayır beni herkes ilgilendirmiyor. Onlar çok yapıyor. Diğer kesim yapmıyor mu? Neler yazılar hakkında? Ki bana ne ya? Bir diğer ya, kesimi AKP yapıyor. Düzün ötekiler bana ne diyorsun? AKP'nin bütün kanatları yapıyor. Bunu ben böyle müzmin muhalif mu? Olarak söylemiyorum. Bu çok ayıp bir şey. Seni konuşturuyor. Yarısını kesip alıyor. Mesela mülteci meselesi üzerine. Ondan sonra o laf üzerine de senin dediğin kanaldan bir başka mendeburadan bana taş giydirmeye başlıyor. Onun da derdi başka şey çünkü. Memleketi herhalde Suriye yapacak Duran, şu Vahdettin konusunda Murat'ın çok dağılıyor kendi, konu. Evet. Kendi laflarını bir anlatsın da şunu. Evet. Onu anlat ben üzerinden... onu okudum doğru. Hulusi Akar, ben 2014 Gaziantep, Suriye, Kilis, Öncü Pınar sınır kapısında askerlik yaptım. Gece 3, karakola 2 tane bomba düştü. Sezgin uzman dedi ki, silahlara davranın, karakola saldırı var. Ben hayatımda ilk defa ölüm korkusunu o gece yaşadım. Kendi canım için değil, arkadaşlarım şehit olacak diye. Yoksa biz bir Fatih Doğan ölürüz, bin Fatih Doğan doğarız. Biz bu vatan için can alır, can veririz. Ertesi gün 2014 Kara Kuvvetler Komutanı Hulusi Akar geldi. Dedi ki sen,
Dedim ki Mutalip Bilgin Adıyaman, emredin komutanım. Bana dedin ki şurası kimin mağarası? Terörist Murat Karayılan'ın mağarası dedim. Ateş et desen eder misin dedin. Emredin ateş edeyim dedim. Yanağımı okşadın, aferin Adıyamanlı dedin. Şimdi de il emniyet polisleri abisi FETÖ'cü diye sahte kimlik, çalıntı araç, yasa dışı işler, Çağlayan Adliyesi'nde dayak yiyoruz, duruşmada tehdit ediliyoruz, savcı odada ayrı tehdit ediyor. Hulusi Akar, ben hepinizden daha yürekliyim, and olsun namus üzerine, ama abisi FETÖ'cü diye bu işkence yapılmaz. Bu yayında olmak zorunda değilim. Bırakır giderim. Hiç sorun değil benim için. Yelkaya'dan da sadece toz alır. Onu da size söyleyeyim. Öyle yok. Her şeyi bilenmiş. Bilmem neyi bilenmiş. Hodri meydan. Herkes bilgisini döker ortaya. Ben Ersan Bey'i kastetmemiştim. Üstüne alınmış. Alınabilir. İki, yayını terk edebilir. O kendi tercihidir. Yani yayını terk edeceğim tehditlerinin muhatabı biz değiliz. O kendi takdiri ve tercihidir. Ben de 14 tane çift hakemlerde yayınlanmış makale yazdım. 3 tane uluslararası tebliğ sundum. 3 tane kitap yazdım. Yardımcı doçentim. Ersan Bey'in bilimsel yeterliliğine tabii ki saygımız var. Bizim arkadaşımız, bir kardeşlik hukukumuz var. Ben senin abinim. Bırak abimiz. Ne, abi, tamam, sen biraz önce bir söz söyledin. Yani tamam, tahammül ediyorum da öyle yok öyle bir şey. Yani tamam. Sen beni burada bozuk para gibi harcayamazsın, öyle bir şey yok. Bir dakika, ben bitireyim ya. Ben seni dinledim. Bak yine laf koyuyorsun, yine cevabını alacaksın. Ben konuşabilecek miyim? Konuşursun, cevabını vereceksin. Ben konuşabilir miyim? Konuşun tabii, konuşuyorsun şey zaten. Bir kez, her özür dilerim. Her konuya özür dilemek erdemdir. Her konuya bir dakika. Bir dakika. Sarayda ikinci aşk rezaleti. AKP'liler birbirine girdi. Emine Erdoğan çıldırdı, kızı Sümeyye babamdan uzak tutun dedi. Cumhurbaşkanlığı sarayında danışmanın yaşadığı aşk skandalı büyüyor. Erdoğan'ın danışmanının sarayda ikinci bir sevgilisi daha olduğu ortaya çıktı. İşte Beştepe'deki sarayı sarsan iddialar. Sözcü gazetesinden Vedat Toprak'ın haberine göre, danışman, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisini önce başbakanlık kadrosuna aldırıp sonra kendi birimine kaydırdı. Danışman, sevgilisini kendi biriminde yönetici yapınca kriz patlak verdi. İkinci sevgili, sarayda yaşanan aşk krizinin tartışması devam ederken ikinci sevgili ortaya çıktı. Aynı danışmanın, Cumhurbaşkanlığında yardımcı personel olarak çalışan ikinci bir kadınla daha birlikte olduğu anlaşıldı. Arka arkaya patlak veren sevgili krizi Erdoğan ailesini kızdırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın, babasıyla gezen danışman için, babamdan uzak tutun şeklinde tepki gösterdiği iddia edildi. Ne olacak, yaklaşık 5 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çalışan danışman için, suyu ısındı yorumları yapılıyor. Danışmanın bu göreve gelmesinde etkili olan kişinin de milletvekili adayı olması nedeniyle, koruma kalkanının olmadığı söyleniyor. İlk iddia Emine Hanım'a gitmişti. Geçen hafta ilk aşk skandalı basına yansımıştı. İddialar şöyleydi. Neredeyse her gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınında olan bu danışmanın, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisini Aksaray'a taşıması ve kendi biriminde en etkili pozisyona getirmesi sarayı karıştırmış. Konu Emine Hanım'ın kulağına kadar gitmiş. Bu konulardaki hassasiyetiyle tanınan Emine Hanım da iddialara çok sinirlenmiş. Daha önce evlilik dışı ilişkileri olan bakan ve milletvekillerinin devre dışı kalmasında katkısı olduğu dikkate alınınca, danışmanın koltuğunun da altından kayacağı konuşuluyormuş. Bakın bana hakaret etse bu kadar kızmam. Vahdettin ama benim ecdadım değil. Böyle ecdat olmaz o, olsun. Olmayabilir. Ha, o da zaten kendi ecdadına yakışanı yaptı. Tabii. Ben biraz şey yap, girebilir miyim? Reklama gideceğim. Ali Turan siz devam edersiniz. Reklama gideceğim Mustafa Bey. Reklamdan sonra. Kınıyorum. Bu konuya döneceğim. Kınıyorum. Evet, yine bu konudayım. Bu konuda İzmirlilere havale ediyorum onu. İzmirliler ona en kısa zamanda gerekli hesabı soracaktır. Teşekkür ederim. Tire med den 17-åriga flickan Leila. Hala ise olmuyor bana. O ekip hem diye çizdiğin hem onda duruz diye onda bu siyeler. Tarabun ina dostlar tarabun ziyadasın. حالا یه سن خودی هستین دیگه یا آمار گرفتن 4000 دختر فراری تو شیراز اومد 4000 تا آمار کمی نیستم و الا موارد های زیاد یعنی تو هر کوچه من بخوام برم ماشم زیر پام باشه تا 10 تا تو هر کوچه باشه من برم نمیخوایی نمیخوایی طلا نخوایی پول نخوایی دویستا همه دیگه مشکل دیگه نداره
Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn. Es-salâtu Allah. İnşallah. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. جد زهره و جد مهر آقا دیگه قسم اون نه من نمیگیرم اصلا اصلا بگو یا زهره میگم نمیگیرم بگو یا زهره با خدا روم نمیشه بگیرم بس بیا بگو یا من برای غریبه آقا شما غریبه چی نیست میگم اون بس بگو یا زهره زور جد من نه ایب نه حالا انشالله جبران حبیب هار ان فرو سم هنه واریت گیفت می 40 år. Hon bor i en by utanför stan. De har barn och barnbarn tillsammans. Och nu väntar han på sin syrre Leila igen. Habibs syrre med Leila varade bara 2 veckor. Hon stack till en annan stad efter att hon hade fått betalt. Doğan kavga, kutuplaşma, karanlık ve kargaşadır. Gün güne zırvalamış, hezeyana batmış, zıvanadan çıkmıştır. Erdoğan aklıyla arasını açmış. Klinik bir vaka haline gelmiştir. Bu şahıs her gün fitne saçmaktadır. Her gün dedikodu yapmaktadır. Her gün yalan dolanla milli vicdanı sarsmaktadır. Erdoğan'la geçen her gün artık zarar, ziyan haline gelmiştir. Her gün yalan söylüyor. Her gün hakaret ediyor. Kendisine cumhurbaşkanı diyen 17-25 Erdoğan. Halt ettin Erdoğan. Yine çaktın Erdoğan. Biz zalim Esat'a çok şükür kardeşim demedik. Hele hele Kandil'in yolunu hiç bilmedik. Erdoğan'a millet nedir diye sorsak 36 etnik yığın der. Erdoğan'a demokrasi nedir diye sorsak vasıta der. Erdoğan'a milli irade nedir diye sorsak AKP'ye oy verenleri gösterir. Erdoğan'a şeref nedir diye sorsak ilk kez duyuyorum. Nerede satılır, hangi villada bulunur diye cevap verir. Erdoğan'la geçen her gün artık zarar, ziyan haline gelmiştir. Fakat Erdoğan bana mısın demiyor. Sanki duvara konuşuyorum. Alçaksın ve şerefsizsin. Sen o zaman bu ülke gülüş gülistanlıkken niye burada kendini yırtıyorsun? Ya bütün dünyada olduğu gibi bizde de kendini? Sıkıntı var. Niye dar gelirler zorlanıyor. Orta gelir zorlanıyor kendini? Ya. Ya sıkıntı var. O zaman sıkıntı enerji varsa, maliyetleri artmış. Lojistik artmış. Ham madde artmış. Niye öyle diyorsun? Hayat pahalılığı var. Hayat pahalılığı var. Ne demek? Bir yıldır var. Kardeşim ne demek? Ne demek? 20 yıldır nasıl seçim kazanıyor? Kaç yıldır oldu hayat pahalılığı? Konuşuyorsun burada. Kardeşim tamamdır. Kaç programda gelmemenin acısını mı çıkarıyorsun? Ya hayır. Erdoğan çekiyorsun. Köprü yaptı, yol yaptı, hastane ya yaptı. Ya kardeşim tamam, onlar oylandı kardeşim. Biz 2018 ve sonrasında oynuyoruz. 2020'yi de kazandık. Allah aşkına bir kes ya. O zaman şöyle söyleyeyim, Gülşen tutuklanıyor, sahnede olan bir kadın kendi arasında espri yapıyor. Biz esprinin önünü arkasını bilmiyoruz. Siz o zaman niye tweetinize ben buna asla katılmıyorum. Katılmıyorum. İşte burada da dediniz bunu deme ihtiyacı bile duymadınız. İmam Hatip'le sapıklık yan yana getirilemez. Endüstri meslek lisesiyle de getirilemez. Orada zaten İmam Hatip demiyor şey. Ki aslında. Olmaz. Alevilere de hakaret ediliyor. Mum söndü dönüyor, şu dönüyor, bu dönüyor. Bunu diyenler hiç tutuklanmıyor. Tutuklanmıyor. Aynı şekilde düşünüyorum. Evet. Ama bunu yazarken bir amaya ihtiyacınız olmadığını bak, düşünüyorum. Bak. Tane tane anlatayım. Savcı. Savcı. Başsavcı. HSK. Şimdi bu savcı daha önce Sedef Kabaş'ı tutuklayan savcı. Gülşen bunu 30 Nisan'da söylemiş. Aradan 5 ay geçmiş. Kimse görmemiş. Eren diye bir genç sosyal medyada Gülşen'in bu videosunu paylaşmış. Sonra Eren kayıp. Eren'i kimse bulamıyor. Eren neredesin? Çık.
Bu savcı kim? Özel yetiştirilmiş bir savcı. Özel yetiştirilmiş. Peki savcı ben Gülşen'i tutuklayacağım diyebilir mi? Diyemez. Başsavcı, buradaki başsavcı, başsavcı. Hepiniz siz şimdi savcısınız. Ben diyorum ki tetikçim var bir tane. Seni görevlendirdim diyorum. O savcıya veriyorum. Peki başsavcıyı kim görevlendiriyor? HSK. Şimdi geldim HSK'ya. Savcının tutuklama yetkisi yok. Talep ediyor. Hakim de aynı. Ya arkadaş teknik tartışmayalım şimdi. Ben tutuk... Talep ediyor. Talep ediyor. Tutuklanmasını talep ediyor. Hakim tutukluyor. Usul tartışıyor bu. Bir dakika. Savcı tutuklanmasını talep ediyor, hakim tamamen tutukluyor. Tamamen varsayım üstünden hareket ediyorsunuz. Bu arada bir dakika, bitireyim. Olayın aksiliğinde tamamen sizinle aynı görüşteyim. Fakat hem bu şekilde ayrı ayrı anlatıp hem de yanlış bilgilendirirseniz insanlar da sizin arkanızdan yanlış yoldan ben devam ederler. Ben şimdi bir bitireyim mi? Şurayı bir bitireyim. Şimdi geldim HSK'ya. HSK'nın 13 üyesi var. Biri bakan, biri bakan yardımcısı. İki gitti. Kaldı 11. 4 tanesini Cumhurbaşkanı atıyor. Bu da oldu mu? Kaldı mı? 7. 7'sini de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. CHP'ye bir tane vermişler. 2 tane de İYİ Parti'ye vermişler. 3. 4 tane de Cumhur İttifakı'na vermişler. Şimdi bu 7 tanesi seçilecek. Ben de diyorum ki burada hainlik var. Burada hainlik yaptılar. Memleketi sattılar. Dinamit koydular Cumhuriyet'in altına. Bir üye sokacağız diye onların adaylarına oy verdiler. 460 oyla seçilmiş AKP'nin adayları. Oylama sonucu orada. Buyurun meclis tutanak girin bakın. Niye? Bir üye sokacağım diye. Peki oy vermeselerdi ne olurdu? İlk turda seçilemezlerdi. Çünkü toplamları 334. Bir üye bizden olsun diye HSK'yı sattılar diyorum. Ben sattılar. Aslında sizin ne yapacağınızı sormuştum. Hani muhalefete toz kondurmayan. Evet. Sizi ikna etme şansım yok zaten. Bir çıkırsa beni ikna edemiyor anladığım kadarıyla. Ben Songül Beyaz. Bazı gazetecilerin sizin AK Parti'nin yaptığı yolsuzlukları ifşalamak yerine sizin AK Parti'ye sattığınızla ilgili iddialar var. İkinci sorum ise Yalova İl Genel Meclis üyesi kardeşiniz Hüseyin İnce 10 kişi tarafından darp edildi yolsuzluk iddiasıyla. Şimdi sizin yolsuzluk iddianız var. Kardeşinizin de yolsuzluk iddiası var. Biz size neden güvenelim? Kardeşimin darp edildiği doğru. Kardeşim yolsuzluk iddiası için değil. Kardeşim yolsuzluk var dediği için dövüldü. Onu bir kere düzelt. Benimle ilgili olan doğru. Öyle bir iddia var. Ama ikinci iddianız doğru değil. Tam tersi. Büyükşehir Belediye Başkanımızı. Pardon. Önce siz bana ne dediniz az önce? Onu tekrar edebilir misiniz acaba? Çok iyisiniz dedim. Yok öyle demediniz. Başka bir şey söylediniz. Onu tekrar etmenizi istiyorum mikrofonda. Lütfen. Neden olmaz? Şu anda bana şaka yapacağınız kadar bir samimiyeti hissetmiyorum ben kendimi size karşı. Evet. Alkışlarınızla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz. Enver Bey'in yanında açıklayın o zaman ne dediğinizi lütfen. Ya da bir daha hiç kimseye şaka yapmamayı tavsiye edeceğim. İnşallah bir sonraki Eylül ayında böyle bir şuursuz bir sunucu seçmezsiniz. Çünkü... Ne sanata, ne sanatçıya, ne size, ne de sizin altınızda hizmet veren, hiç kimseye yakışmayacak sözlerle çorabını çeker misin diyemez bana sizin sunucunuz. Bir sanatçının ne yapacağına bir saçma sapan bir sunucu karar veremez. Tamam mı? Bir ülkeye sanatı ve sanatçıları var eder. O yüzden saçma sapan çok teşekkür ediyorum başkanım. Kur'an diyor ki seninle Allah arasında bir şey yok. Peki bir şey daha söyleyeyim sana. Kur'an niye Arapça inmiş kardeşim? Çünkü onlar Arapça konuşurlardı. Niye Latince inmemiş? Tanrı bakmadı mı dünyaya? O sırada en mühim din Latince. Niye Latince indirmedi de Arapça indirdi? İnsanlar anlasın diye. Peygamber yani zaten Arap. O evet. Peki Kur'an çok karışık bir şey mi? Hayır, çok basit. Tarihi olayları anlatıyor. Disiplinli bazı bir iyi insan olmanın yollarını gösteriyor. Bunun neresi? Yok efendim, Kur'an'ı normal insan anlamazmış. İlle bir hacı hoca olacak. Sana onu anlatacak. Vay gerizekalı namussuz vay. Sen bana anlatacaksın Kur'an'ı. It all it. Sen kendine göre yontup anlat. Ya ben Kur'an'ın Türkçesinden okurum. Çünkü o indiği zaman o cahil Arap halkına inmiş bu.
Hazreti Muhammed Efendimiz de zaten okuma yazması yoktu. Akıllı bir adamdı ama bu vahiyler Arapça indi, millet anlasın diye indi. Peki sen şimdi niye bunu anlamıyorsun? Müsaadenizle ifade başlamamız için kısa bir şiir söyleyelim mi? Evet, Mahmut Kemal'le. Nasıl yapabiliyorsunuz? Ama konu da var. Söyle oğlum. Ne beyan-ı hale cüret, ne sigana fakatim var. Ne recai basla gayret, ne silah-ı kudretim var. Ne avuçmayız, ne gayret, ne aydın'a gücüm var. Hakim Bey, ben bu konuyla alakalı çok ayıp çektim. Bu sınavlarla alakalı. Yaklaşık 28 sene yapma doktor birisiniz. Evet, ben şahsiyetim olarak hani düşünüyorum, beynim olarak düşünüyorum. Yani ilk ben yakalandığımda siz hakimler bana ilk yerlerine çarpışırsa ben bir yaşam hakim önüne geçmiyorum. Ama bu işe nasıl ulaştım? Onu kısaca öğretmek istedim de. Şimdi benim kardeşim 5 sene önce kaza yaptı, trafik kazası gitti. Yani. Ben onu kandemciyim. Yani benim bu Elias Kanal'la alakalı hiçbir şeyim yok bana oraya. 5 sene öncesinde Sürtler'de ki ama yok hakimde. Yani hiç şeyim yok, sağlık anlamında hiç şeyim yok. Kaç sene 5 sene önce. Kardeşim kaza yaptı, ben motoruma kaza yaptı. Motorun muayenesi vardı, muayenesi yoktu ama sigortası vardı bu motorun. Ben dedim de motorun muayenesi yok ama sigortası var, trafikten çıkabilir mesela. Ama çıkıyor. Belasız, yani gelin ama gitmemesi lazım. Normalde muayenesi yok motorun, gitmemesi lazım. Kardeşim bu şekilde sürdüğü için kaza yaptı. Bununla alakalı bir çalışma yaptım. Geniş kapsamlı proje yaptım. Türkiye Askeri Ticari İstihbari Yönden Genel Parlayacak. Ben bir de sıfıra düzgün bir proje yaptım. Kardeşim Cumhurbaşkanı'na davet etmişim. Bir iş yeri açtım. Otto Genel Kontrol Merkezi, Genel Kontrol Merkezi. Biraz borca girdim. Tepeciler'den hoş para aldım. Sonra bu sınav işine bıraktım. Bu tepeciler var abi. Şimdi ben bizim mahallede bu işi yapıyorlar. Tepeciler bıraktım yani. Evet, onlar bıraktım. Sonra bu tepeciler gelişti. Sonra ben... Sana bu sınava girdiği kişileri ayarlayabilirim. Evet, iki ilanla tepeciler var, evet. Efendim? Benim ben size şikayetçi olma ben... gerek Cumhuriyet Başkanlığı'nda olsun, arna haberi olsun. Şikayetçi olma ne alacağım? Şimdi şöyle, sen şimdi Konya'da da var, Ankara'da da var, Mersin'de de var. Yani şimdi içeride olduğu zaman... Evet, seyahat edelim mesela, sürücü kullanıp seyahat edelim. Şu an Arna Sürücü Kutu'na kapandı. Derman Sürücü Kutu. Evet. Bu benim Sürücü Kutu'na gelmiş. Yok yok kesin yok. Ben normal tahmin değilim. Ben bunu araçlarını yapıyorum. Araçlarını yapıyorum. Ben tabela tarafından böyle işlerimi yapmak zorunda kaldım makineyi. Evet işlerimi yaptım hatta kargo yapmak zorunda kaldım. Bak. Evet. Sadece o değil. Çok kötü konu. Ben de hiç görüyor ama Konya Başkanısı bu resmiyle kendileriyle tasmış oldu. Bu sanıklar bana düğünün tadında hemen sesinde zor geldi. Olmanı bekletecek. Daha evet. İlk kere bir de diyemeye sınavlara gidiyordum. O zaman sen Şimdi şöyle Ayşen Bey, trafik kuralları büyük değişen bir şey değil. Her gün aynı şey olur. Şu an siz de kendinizi de kalamazsınız Hakim Bey. Yani öyle şey baktınız. Şimdi değişen bir yok. Yani benim de kadar var. Hiç yapmamış şimdi. Çoğu insan sana bir mesaj korkuyor Hakim Bey. Parayı verip sana girmek. Yani parayı verip bir şeyler var. Ben şimdi burada ben 28 tane yapım dosyam var aşağı yukarı. Bu bilinen. Ama benim yaklaşık 2-3 tane 3 tane sınava girmiş şeyim var. Sınava girmiş şeyim var. Ama ben 2-3 tane yaptım. Bir bir konu var. Birçoğu ben şu an aynı oda. Ben de aralarına kadar çok bir şey var, bitirmeye geldim. Ben yani, majoriteyle bitirmeye geldim bu işi.
Ben de yanamayı dışarı bırakayım. Cümlelere yaklaşık 2 saniyen başvurumlar yapayım. Hasan Akundar. Hasan Akundar. Benim şirketim var. Organize şirketim var. Hiçbir şey almadan. Hasan Akundar. Altın. Altın da. Dağ mı? Dağ mı? Benim şirketim var. Şimdi. Size. Ben evet. İşleri yapmaya hazır. Bir şekilde. Bir yapmış olduğum bir de başı var. Evet. Çok işin var. Ben kaykada var. Ben kaykada var. Dokuz tanesi var, yani adam aylamışlar, olan işçi bir durum. Biri, kamu konularında adam aylamışlar. Hala dayanıyor bu iş. Babam, istememin zamanından beri var. Ben bunu bitirmiştim, yani artık bir son noktayı sormak istiyorum. Ben işim mağazı olduğu için. FETÖ'ye kadar bu işler. Çünkü ben FETÖ'cülerle her halde FETÖ'cülerle aynı devlete kaldım. Evet. Orada sıralar yedin. İhbar etmiş, sana ihbar etmiş sıralar yapmaları yakaladım. Ama bundan hani sıralar yedin bizi şey yapamıyoruz. Çok yere başvurdum sahip edin. Cimeden 5 tane başvurum var. Ona da noktaya sen böyle. O tek etkili, daha tek etkili demiş. Kendi çocuğu rahatsız da iyi demem diye falan. Kendisini sağlıyorum diye. O rahatsız için. O ifadeyi kabul ediyor. O ifadeyi kabul ediyor. Ama yakalanacağım bilemeyiz. Yani 100 damaklar olduğunu. Olduğunu sanılır ya. Yakalayacağım bile değildim. Hani söz verdim. Sözümü kadar vakitim. Yani yakalayacağım bunu. Yani bir sene yakalayacağım diyorum. Yüz tamak yapmadım. Yakalamayacağım. Yani yakalayacağım bir tamak yapmadım. Yakalayacağım biliyorum. Mesela burada yüz tamak yapmadım. Bir sene yakalayacağım. Bir sene değildim yani yakalayacağım. Evet, sıramsın, sıramsın. Bir çoğunluğunu böyle bilir yakalayacağım. Söz verdiğim için. Ben bu konularla işbirliği yapmak için... Şimdi biraz tanrının farkındasın. Tamam. Eğer orada mahkeme tüket alırsa senin diğer anlattığın sarıdan gider zaten. Yine sen de sarıdan gidiyorsun. Ben? Burası... Benim sarı. Ama sen çok bilirsin elindeki 52 kadar bakarsan görsün geçti. Çok bilirsin bu konuları. Yani hiçbir şekilde benimle iletişime geçinmedi. Gerek yol açtığında iletişim araçları olsun. Gerek valilik olsun. Her türlü adres bağlamına alacağım, bitirmemi bekledim. Yani hiçbir şekilde yetişim bulamadım. Ben bitirmek istiyorum şu anda. Ben bitiremiyorum. Halkın dediğinde, doğru yani ben bu konuda Asıl Madıber'i sahip. Asıl Madıber'in sebebi, Milli Eğitim Bakanlığı benim zamanında bu açık kapıyı kapatmadı. Halen yapmaya değer veriyorlar. Ben sizin cezalarım,
20'de bir tane dosyam var. Milli Eğitim bunu engelleyebilir mi? Engellemedi. Ben yakalandı 20'de bir tane. Yakalandı kaç tane? Sana herkes. Ben de FETÖ'cüler var. FETÖ'cü yakalanmış 200 tane ama binlerce FETÖ'cü var işte. FETÖ var. Şuna da var. Binlerce polis var. Sana herkes. Yani sen onu yakaladın mı tabii? Yakalamadan binlerce bir şey var. Ben bunu nereye istiyorum? Bu hale değerli. Şimdi sana mahkeme istedim. Mahkeme zaten bir uluslar şeyi koyuyorlar. Denetimle tabi olarak bu cezanın sizinle sizinle kalacak. Tabii. Ya da bu hafif cezası karşılığında herhangi bir çalışmada bulunmak. Tabii. 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 Tuvaletteyim. 10 dakika sonra çıkış yapacağım, tamam. Derhal çıkış yapın. Beklemeyin, tamam. Galip Ömer Tevfi yıkar yıkamaz çıkış yapacağım, tamam. 20-50 mi, anlaşılmadı. Misal oldum, götü yıkayıp çıkacağım, tamam, anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı, tamam, anlaşıldı. Yeni bir hayatın yüzeysi olmuş.
vatanı arasında iki dinlik ve milli irade şeklinde daha iyi gözlere çarpmasıdır. Ağır ve önemli işleriniz size millet yolunda esaslı hizmetler hazırlamaktadır. Milletin sevgileri hayırlı ve faydalı çalışmalarınızda daima sizinle beraberdir. İşlerimizdeki arasız çalışmalarımız da genel yasamıza uygun olarak başarılmıştır. Başarılanan fabrikalardan çoğunun bedenleri kurulmuştur. Hepsinin kurulup işletilmesi için önce maliyece gerekenler de bulunmuştur. Voulez-vous que je présente? The name of Gazi Mustafa Kemal will forever be associated with the developer. Eşi ve çocukları fakir fukaralara, çulsuz çapuzlara, varışlara derhal haber etmesi, yerini bildirmesi veya bizzat eline tutup götürüp teslim etmesi ahemmiyetle emir olunur. İş bu ferman. İş bu ferman, Global Bozkurt Anam, Adalet Milli Medeniyet Ticaret Dev Devleti'nden fesih mecburi medenemdir. Tamam, canım sıkılıyor. Bir mahkeme kuralım. Sen istedikten sonra ben gene asarım. Revolution and high accomplishment, one man is primarily responsible. The name of Gazi Mustafa Kemal will forever be associated. Sayın milletvekilleri, sizi sevgiyle, saygılarımla selamlayarak 5. darbenin 2. senesini açıyorum. Derhal söylemeliyim, bu seneki çalışmalarımız da memleket ve millet işlerinde yeni iyilikler ve ilerlemeler yapacağına tahmin. Geçen yıl Türk milleti Yürüyelim, ben gasp etmedim kimseyi lan. Peki neden kaçtınız polisten? Seni sevdiğim için bebeğim. Ablan star. Delalta esprisi farklı, hı hı. Bir de küfür farklı birebir. Birebir farklı yani. Hı hı.
18 yaş altı diyor. Öyle bir ibare var. E ama oraya 12 yaşında çocuk da girmiyor mu odaya? Tabii girebiliyor. Yani giriyor. Yani çok tehlikeli bir platform yani. Yani ben kendim erkek halimi vallahi seyretmedim. Başını seyrettim. Sırf 10 dakikası küfür dolu. Bunu sanat olarak kabul ediyorlarsa başım üstüne. Akıllı da insanlar. Cem Yılmaz da akıllı bir çocuk. Yani niye bunun arkasına sığınmışlar tamamıyla? Niye? Şimdi sen buraya neye geldin kardeş? Maske için yaptın. Neye geldin buraya? Kamera ve pencere yaptım. Hangi kamera yaptın? Şu yukarıda eski kamera. Eski kamera hem daha iyisini verdik. Daha iyisini verdik ama ne oldu? Kendiler onu takmadı değil mi? Başka yok. Bir, onu takmadılar. Ama kendiler ama eski bir cins kamera olduğu için bizim verdiğimiz kameraları başka bir kullandılar. Buraya koyduğumuz kameralar ne kamerası? Analog kamera. Bizim verdiğimiz HD. Biz 1080 HD koyduk kamera. 1080 HD. Bu içeri kamera. Buraya kamera. Buraya kamera başkan. Başkan. Buraya kamera. Bu kamera. Bu da şey analog eski tip. Analog. Biz ne verdik kendine? HD 1080. HD 1080. Evet. Şimdi oldu bu. Bizim verdiğimiz kameralar kendine eski kamera evet. Baktı. Şimdi biz devletimizi seven insanlar olarak devletimizle de bağlıyız. Kameraları koyuyoruz. Biraz stresim dolayı, sıkıntıdan dolayı ama işte devletimiz yapmasın. Neyse, söylediklerim bu kadar değil aslında ama ben bu kadar kısa geçiyorum. Şuralara iyi bakın. Bak.
Başkan burada başka bir zarar var mı? Yok. Pencere vardı. Pencere tamam mı? Tamam. Pencere açayım. Bu pencere kırmıştır. Yerine taktık mı? Taktık. Tamam çalışıyor. Çok şükür. Bu da çalışıyor. Çok şükür. Pencerelerimizi yaptık. Başka ne yaptık başkan? Amelerimizi kırmıştık. Yerine koyduk. Çok şükür. Şimdi polislerimize de özür dileriz. Denediğimizi affetsin. Ne yapar şimdi? Ama bizim istediğimiz tek şey suçla cezasını çeksin. Başka bir şey istemiyoruz. Biz nasıl cezamızı çektiysek burada bir manzara verip hemen yerine getirip koymuşsak bunun bedelini ödemişsek kim bize zarar vermişse bedelini ödesin. Biz elimizden bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. İyi çalışmaya veririz. Komiserim, bakın bir daha söylüyorum. Şu an kayıt aldım kamera. Kendime çekeyim şöyle bir. Çekeyim. Bakın, bugün şimdi valiliğe mi gidiyoruz abi? Valiliğe mi gidiyoruz? He, valiliğe görüştürmezseniz ben şerefim namusumu ortaya koydum, yakacağım burada. He, kendimi de yakacağım. Bu sancakları da burada benimle beraber yakacağım burada, lastikle beraber. Tamam, senin sözüne inandım. Kabul ettim, beğen ettim. Sen de tamam dedin abi. Sen de tamam, herkes tamam dedi. Ben şerefim namusumu ortaya koydum, yakacağım burada. He. Komiserim, bakın bir daha söylüyorum. Şu an kayıt aldım kamera. Kendime çekeyim şöyle bir. Çekeyim. Bakın, bugün şimdi valiliğe mi gidiyoruz abi? Valiliğe mi gidiyoruz? He. Valiliğe görüştürmezseniz ben şerefim namusumu ortaya koydum, yakacağım burada. He. Kendimi de yakacağım. Bu sancakları da burada benimle beraber yakacağım burada. Lastikle beraber. Tamam, senin sözüne inandım. Kabul ettim, beğen ettim. Sen de tamam dedin abi. Sen de tamam, herkes tamam dedi. Şahsın ruhsalında gözetim altına alınabilmesi için ön rapor alınması, şahsın, komiserim şöyle diyelim. Gözetim altına alınması, güzel işte. Alınması için ön rapor alınması. Kamerayı söylemem de yüzüm yok, biz yazalım. Gerekli kameralar, olay yeri çalışmasını yaptırmak. Yok, hiç onlara gerek yok. Tamam. Mevcuttu zaten herhalde. Ya çeksin, çeksin. Görüntülerini çeksin şunlar kamerada. Zaten kamera çekiyor. Bunu demiyorum. Birebir de çeksin. Adamın deli olduğunu kanıtlayalım ya. He, sıkıntı yok. Ya bunlar hiçbir şey bilmiyorlar ya. Adamlar şimdi bunu adam yerine koyacak başımda. Biliyor musun? İdare et lan. Bir hafta izin verdim sana. Ne? Murat'ı çalıştırdık bir hafta. Ne var sen? Biz ne yapalım? Nereye koydu o poşeti? Burada. Ya da şimdi koymadık. Ne oldu? Ya daha koydum. Yok yok. Nerede? Bu derdeki problem ne? Sen mi çöpürsün? Şeytanın ne kadar?
zamanla zarar verme görevlerine ayarlara mukavemet. 18.06.2020 gün sabahın 5 lira verdim polis merkezimize. Peki, buyur. Cumhurbaşkanı olmanız halinde Türkiye'ye 1 trilyon dolar yatırım getireceğinizi ve Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne dahil edeceğinizi söylediniz. Bunu nasıl yapacaksınız? İkinci sorum da, yoksa bu vaatlerin dışında asıl amacınız Türkiye'de kaybettiğiniz gücü tekrar elde etmek mi? Yani Cumhurbaşkanlığı koltuğunu bir intikam aracı olarak mı görüyorsunuz? İstersen hep birden ikiye gidiyoruz soruları cevaplarken. İstersen ikinci sorudan başlayayım, sonra birinci soruya geleyim. Lütfen, buyurun. Bir intikam makamı olarak görmüyorum. Bir, Cumhurbaşkanlığı makamı bir devletin en üst makamıdır. Bir milletin bir vatandaşına tevdi edebileceği en büyük şereftir. Bir millet tarafından cumhurbaşkanı seçilmek her kula nasip olmayacak bir şereftir, bir ayrıcalıktır. O makam ne bir intikam aracı olarak kullanılabilir, kullanılmamalıdır. Millete hizmet makamıdır. Öyle kullanıldığı takdirde insana bir şeref ve bir onur getirir. Nokta. Birinci soruya geleyim. Avrupa Birliği ve 1 trilyon dolar. 1 trilyon dolar çok büyük bir para gibi gelebilir. Çok büyük bir para gibi gelebilir. Büyük bir para mıdır? Evet. Ama çok çok büyük bir para değildir. Çok çok büyük bir para değildir. Bugün dünyada çok para var. Dünyada bazı yatırım fonları var. Ben size söyleyeyim. BlackRock. 13 trilyon doları yönetiyorlar. Vanguard. 7,5 trilyon doları yönetiyorlar. Tamam mı? Apple. 2,5 trilyon dolar değerinde. Amazon. 2,5-3 trilyon dolar değerinde. Bunun gibi trilyonlarca dolar değerinde olan çok sayıda şirket var, çok sayıda fon var. Onun için bu piyasalardan bu rakamları çekmek için belli şartları yerine getirmeniz lazım. Bunu yerine getirdiğiniz zaman o para zaten gidecek yer arıyor yatırım için. Ha, onlardan bir tanesi tabii ki hukukun üstünlüğü ve kanunları sağlamanız lazım. Adam getirdiği zaman parasını, malına el konmayacağını hissetmek zorunda, garantileri hissetmek zorunda. Bakınız çekin bir ha. Ben 1990'larda ben ve ailem 1 milyar dolar yatırdık Berke Barajı'na. 7 senede yaptık, 1 sene sonra el koydular. Bir kuruş da parasını ödemediler. Hukukun çalıştığı, adaletin çalıştığı bir ülkede bunlar olmuyor. Üçüncü dünya ülkelerinde oluyor.
Şimdi peki bunu nasıl değiştireceğiz? Bunu nasıl değiştireceğiz? Buradaki kriter şu. Avrupa Birliği benim için bir norm. Avrupa Birliği'nin kurallarını yerine getirmezsen sen, senden istedikleri şartları küçük görüp, har görüp, bahanelerle yerine getirmezsen seni almazlar. Çok basit bir örnek vereceğim. Bir restorana gidiyorsun. Takım elbise, kravatla girebilirsin. Kuralı bu. E seni oraya şortla, ayağında Tokyo'yla almazlar. Beni niye almıyorlar buraya da? Ya beni istemiyorlar, almıyorlar. Hayır arkadaş, sen şartları yerine getirmiyorsun. Avrupa Birliği'nin raporunda, en son raporunun birinci sayfasında yazıyor. Bu konseyin en büyük isteği Türkiye'nin üyeliğinin sağlanmasıdır diyor. Ama bunu anayasayı okumayan muhalefet partilerinin genel başkanları bu raporu okuyorlar mı zannediyorsun? Bunun gereğini yerine getiriyorlar mı zannediyorsun? Bakın, biz gereklerini yerine getirdik. Niye Gümrük Birliği'ne üye olabildik? Şartlarını yerine getirdik. Sene ne zaman? 1995. Şimdi sen hala yerine getirmemişsin şartları. Beni almıyorlar, bizi almazlar. Yok. Yapmayın. Yani bir şey söyleyeyim size. Avrupa Birliği'ne katıldığınız zaman ne gelecek? Devlet ihale kanunu 100 küsur defa değiştirilemeyecek mesela. Recep Tayyip Erdoğan, buna ihale vermek istiyoruz. Kanunu şöyle değiştirin, değişti. Buna vermek istiyoruz, değiştirin, değişti. Bunların hepsi kalkacak ortadan. Beşli çeteler, 15'li çeteler olamayacak. Bundan dolayı bu şartlar yerine getirildiğinde Türkiye hem Avrupa Birliği'ne üye olacak. Bu mümkün. Bugünün dünya konjonktüründe bu gerçekten mümkün. Ve aynı zamanda da yatırım akacak. Onun da garantisini ben veriyorum. Teşekkürler. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri bu işgal edilen adaları geri alacaksa, bu olağanüstü gizlilikle yapılması gereken milli sır niteliğindedir. Şarkı sözleriyle bunu duyurursan düşmanın buna göre tedbir almasını sağlarsın. Yollayacağın çocuklar Türk çocukları. Devleti bir terör ve casusluk örgütüne teslim ettin. 15 Temmuz gecesi Türk ordusu ve Türk halkı yüzlerce şehit vererek devleti bir terör ve casusluk örgütünün elinden geri aldı. Evet, onları öldüren FETÖ terör örgütüydü ama onların ölümüne giden yolu sen açtın. PKK'yla müzakerelere oturdun. Güneydoğu Anadolu'da ilçeleri PKK'ya teslim ettin. Ondan sonra o ilçeleri PKK terör örgütünün elinden almak için jandarmanın ve polisin ve ordunun en seçkin çocuklarından 700 tanesini şehit verdik, o ilçeleri geri aldık. Evet, onları PKK terör örgütü şehit etti. Ama onların şehit olması için ortamı sen sağladın. Senin yaptığın her hatayı Türk ordusu ve Türk milleti kanı ve canıyla ödüyor. Şimdi adaları verdin, sessiz kaldın, bunun üstünü örttün. Seçim öncesi adaların birkaç tanesini alıp başarı hikayesi yazmak istiyorsun. Onu da anlıyoruz. Ama bunu duyurup, düşmanı uyarıp yeni Türk çocuklarının şehit olmasının önünü açma. Devlet yönetimi sorumluluk ister. 20 yıldan beri bu sorumluluğun zerresini kazanamadın. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri bu işgal edilen adaları geri alacaksa, bu olağanüstü gizlilikle yapılması gereken milli sır niteliğindedir. Şarkı sözleriyle bunu duyurursan düşmanın buna göre tedbir almasını sağlarsın. Yollayacağın çocuklar Türk çocukları. Devleti bir terör ve casusluk örgütüne teslim ettin. 15 Temmuz gecesi Türk ordusu ve Türk halkı yüzlerce şehit vererek devleti bir terör ve casusluk örgütünün elinden geri aldı. Evet, onları öldüren FETÖ terör örgütüydü ama onların ölümüne giden yolu sen açtın. PKK'yla müzakerelere oturdun. Güneydoğu Anadolu'da ilçeleri PKK'ya teslim ettin. Ondan sonra o ilçeleri PKK terör örgütünün elinden almak için jandarmanın ve polisin ve ordunun en seçkin çocuklarından 700 tanesini şehit verdik, o ilçeleri geri aldık. Evet, onları PKK terör örgütü şehit etti ama onların şehit olması için ortamı sen sağladın. Senin yaptığın her hatayı Türk ordusu ve Türk milleti kanı ve canıyla ödüyor. Şimdi adaları verdin, sessiz kaldın, bunun üstünü örttün. Seçim öncesi adaların birkaç tanesini alıp başarı hikayesi yazmak istiyorsun. Onu da anlıyoruz. Ama bunu duyurup, düşmanı uyarıp yeni Türk çocuklarının şehit olmasının önünü açma. Devlet yönetimi sorumluluk ister. 20 yıldan beri bu sorumluluğun zerresini kazanamadın. Hayaldi gerçek oldu. Cümbeli Ahmet Bey bana dün avukatları kanalıya suç duyurusunda bulunmuş. Ben dünkü sözlerimi birebir tekrarlayamayacağım için aynı videoyu tekrar vereceğim. Dün ne dediysem o. Düne gidiyoruz. Dünkü suçumun arkasındayım. Altına da imzayı atıyorum. Buyurunuz. Cübbeli diyor ki, çok vatan haini var, çok din devlet düşmanı var. Bir temizlik icap edebilir. Ne yapacaksınız? Kimmiş bu vatan hainleri?
Bana göre vatan hainleri belli. İşte açık söylüyorum. Eğer siz bir ülkeyi, erzak biriktirin. Çünkü yarın çatışma çıkacak diye. Bakın, erzak biriktirin, yarın çatışma çıkacak diye. Malın bile olsa satamazsın. Çünkü diyor, o zaman para bulamazsın. Eve para koy diyor. Ne biliyorsun da bunu söylüyorsun? Erzak koy diyor, un, şeker. Ne biliyorsun da bunu söylüyorsun? Bakın, çok ilginç. Sonra diyor ki temizlik lazım diyor. Allah Allah, kimi temizleyeceksiniz? Düşman kim? Kaldı ki siz kimsiniz? Ordunuz mu var? Güvenlik kuvvetleri gibi paralel bir yönetim mi kurdunuz? Devletin içinde kadrolarınız mı var? Sizin bir sözünüzle sokağa çıkacak insanlar mı var? Kimi öldüreceksiniz? İşte dünkü... Bas. İslam vur. Varıldım. Dur İslam. Varıldım ben. Büyük başlar uyandı. Kalktı araya gibi, çok şükür. Dün bu adam gözaltına alındı mı? Sabahleyin mevcut gönderdi mi? Sen de sağ olsun. Serbest kaldı mı? Kaldı. Oradan tekrar bir daha dilekçe açmış. Dilekçe, dilekçe Osman'ın yanına geldi mi? Geldi. Osman araba var. Direkt grupla ilgili bir problem yok. Arsenal'a gidiyelim işte. Adam gitmiyor dedik. Bekletin. Nasıl? Adam gitmiyor dedi ya. Benim ifadem olmadı. Siz, ben gitmiyorum. İşin doğrusu bu. Ha. Öyle de olunca adam dedi ki bekletin burası. Adama mı sıçradı? Ben İsmail, arabadayım canım. He, gitmedim ki. Tamam kardeş. He, yanımdalar. Tamam. Tamam, görüşürüz. Şimdi, bu adam, buraya geldim. Şeker vermesini biliyorlar. Ya şimdi geldi dedim ki ben dedi deli deliler bence ben dedim ki oğlum öfke patlaması yaşıyorum de. O da delilik biliyor musun? Diğer anlamıyla. Yanlış mıyım? Aslında şey sandığım gibi geçmesin ya. Orta direkten. Sonra da çalışan kesin. He. Ama ilk yerine sandırma. Patronlar diyor ki yakın açacak mısın diye. İnşallah. Ben bir yaşlık bir yerlere gelmiş orada. Onu diyor ki işte. Abi parası açabilir. Bugün bir de Alpeş. Evde de canım sıkılıyor. Bizim bugün Belver'de de abi istiyorsan bir de sana bir gün rapor yazayım dedim. Uzman doktoru taşıyor. Ama şunun kelepçesini de umurunda sigarasını verelim. Ya bunlar şerefsiz ya. Bunlar şerefsiz. Biz olsak hayatta böyle bir şey olmaz. Biz olsak... Haklısın sen. Biz Mario'yu biliyoruz. Bunu biliyoruz, sen haklısın. Hayatta şey yedemem ya, var böyle bir şey. Savcı talimatına gelmişim ben, savcı talimatına gelmişim. Sen lafanı yorma, sen müsaadenin misin? Tamam, he, Mansur abimle de su. Vallahi seni kardeş geçiyoruz, onu da vereyim. Olsun, yok, olsun, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Arkadaş, ölü yok yani. Var, şurada bir cümle var ya. Kamu zararının karşılaması o cümle var ya.
Ben zaten şimdi ne dedim? Dakikasını da normal işte. Gelen her şey. Sen her şiddet, senin şiddetine hep mağdur kaldık biz. Hep senin şiddetine mağdur kaldık. Geldik biz, geldik. O çocuğun bile... Da... Sen beni kasım aşağı üstüme geldin. Niye gittin kızımı dövme, boğma? Ya lan gel kızımı dövme, boğma. Ne boğması ne dövmesi? Bir partinin genel başkanına bu doğruları söylemek yakışmıyor. Bu kısa bir video, onu izle. IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zamanın ekonomiye bakan zat geldi bana, Sayın Başbakanım verelim mi bu borcu dedi. Verin dedim. Şimdi parti kurmuş, bize ekonomi dersi veriyor. La 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 la. Bu iş kanunsuz. Ne kanunsuz? Yürüyüş eylem kanunsuz. Hayır, sizin durdurmanız kanunsuz. Her vatandaş önceden izin almaksızın. Ben devletim, ben söylüyorum. Sen devlet değilsin, sen devlet değilsin. Evet, doğru. Bu iş için, bakın, bu iş için izin alınması gerekiyor. Bu iş, hayır. Çok iyi biliyorsun, çok iyi biliyorsun. New York sokaklarında bir Yunan devlet başkanı Mitsotakis Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına gidiyor zannedersem. Şöyle bir selam vermişsin sanıyorum bakalım. Evet, gördüğünüz üzere büyük ihtimalle Erdoğan'a cevap verecek kendisi. New York'ta yürüyor. Bazı gazetecilerin sizin AK Parti'nin yaptığı yolsuzlukları ifşalamak yerine sizin AK Parti'ye sattığınızla ilgili iddialar var. İkinci sorum ise Yalova İl Genel Meclis üyesi kardeşiniz Hüseyin İnce 10 kişi tarafından darp edildi yolsuzluk iddiasıyla. Şimdi sizin yolsuzluk iddianız var, kardeşinizin de yolsuzluk iddiası var. Biz size neden güvenelim? Kardeşimin darp edildiği doğru. Kardeşim yolsuzluk iddiası için değil. Kardeşim yolsuzluğu var dediği için dövüldü. Onu bir kere düzelt. Benimle ilgili olan doğru. Öyle bir iddia var. Ama ikinci iddianız doğru değil, tam tersi. Gelelim ikincisine. Bana bu iddialarda bulunanlardan birisi Hakan Şükür. Ve Cevheri Güven. Evet. Bunlar kim biliyor musunuz? Bit yavrusu teröristler. Bak, Y ile başlayan bir şey söyleyeceğim de. Yakıştıramadığım için bit yavrusu teröristler diyorum. Bak Songül, bak bir şey diyeceğim. Muharrem İnce bu ülkede iyi atiplerden birisi. İyi kürsü kullananlardan birisi. Her yerine. Hakan Şükür'le o mecliste beraber bulunduk. Hakan Şükür bir yemin etti. Bir daha kürsüye mürsüye çıkamadı. Hakan Şükür şimdi diyor ki ben diyor onu diyor perişan edecektim ama diyor Erdoğan diyor bana bunu yaptırmadı diyor. Ulan sen kimsin be? Ya senin yedi sülalen gelse seni perişan ederim ben orada. Bu FETÖ'cü bit yavrusu kaçmış gitmiş Amerika'ya.
Amerika'dan bana sallıyor. Bu FETÖ'cüler her 6 ayda bir bana sallar. Benim tam 30 yaşındayken pala bıyıklı, simsiyah saçlı bir videom var. ATV'de siyaset meydanında. Onu izlemeni isterim. 30 yaşında bir çocukken FETÖ'yle nasıl mücadele ettiğimi çıkışta telefonunu verirsen sana o videoyu gönderirim. Çok teşekkür ederim. Şöyle, çok özür diliyorum. Estağfurullah. Muharrem Bey bu arada lütfen böyle buyurursanız. Şöyle bir gerçek var. Şimdi bazı kişiler yani birbirlerinin pisliklerini ortaya çıkarırlar. Ben ondan ötürü bazı teröristlerine yazık ki takip ediyorum. Şimdi sizin destekleyenlerin sizin yaptığınız şeyleri, yanlışları çıkarmazlar. Ya güzel kardeşim bak. O bu, belgelerle bu ilgili yavrusu, net bir şey söylediniz mi? Bu bit yavrusu teröristler. Bir yurt dışına kaçmışlar. İki oradan sallıyor. Namussuzdur, şerefsizdir, ahlaksızdır. Elinde hangi belge varsa açıklasın. Evet. Daha ne değil. Teşekkür ederim. Buradaki Sırbistan Devlet Başkanı Vučić 3. Dünya Savaşı çıkacak diyor birkaç ay içinde. Yani çıkabilir demiyor. Kesin çıkacak diyor. Çünkü Rusya'nın müttefiki Sırbistan geri adım atmayacağını düşünüyor. Kaliningrad'dan işte Almanya Berlin'i 1 dakika 46 saniyede vurabilir değerli izleyiciler. Fransa'yı 3 dakika 20 saniyede, İngiltere'yi 3 dakika 22 saniyede vurabilir değerli izleyiciler. Tekrarlayalım. Rusya Kaliningrad'dan Almanya'yı 1 dakika 46 saniyede, Fransa'yı 3 dakika 20 saniyede, İngiltere'yi 3 dakika 22 saniyede vurabilir. Ve nükleer başlıklara bakalım. 9400'den fazla füze, uçak, gemi, denizaltı askeri stoklarda bulunuyor. Ama Amerika'nın 5600 tane nükleer başlığı var. Rusların 6257 tane değerli izleyiciler başlığı var. İngiltere tabii Avrupa'nınkini de hesaba katmak lazım. Avrupa İngiltere'de 225, Fransa'da 290, İsrail'de 90, Pakistan'da 165, Hindistan'da 160, Çin'de 350, Kuzey Kore'de 45 başlık var. Gördüğünüz gibi birbirine denk şeyler ki Putin'in geçmişte söylediği bir sözü hatırladım. Մենք ուզում ենք, որ ստորագրենք մի թուղթ, որի արդյունքում մեզ լիքը մարդ կքննադատի, լիքը մարդ կհայհոյի, լիքը մարդ դավաճան կասի։ Նույնիսկ կարող է ժողովուրդը որոշի մեզ իշխանությունից հեռացնի, էլի գոհ շնորհակալ կլինենք, եթե դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով ստանա տևական խաղություն եւ անվտանգություն։ Ես շատ հստակ ասում եմ, այն որոշումը, որ սա ապահովելու է, ես այդ որոշումը շատ հստակ ասում եմ, ստորագրելու եմ։ Առանց ու ինչի հետ ակրկրում, ինչ կլինի հետո ինձ հետ, ինձ հետ ակրկրում, ինչ կլինի հետո Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Yani çok acı bir iddia edeceğiz. Ülkemizi koruyabileceğiz. Türkiye üçe bölünecek. Kaçınılmaz olarak. Ha ondan sonra geri kalanlar akıllarını başlarına toplamaya çalışırlarsa yol belli. Hocam 2000 niye üçeki üçe efendim Yavazlarla modernlerin ben Kürtlerle diğerleri arasından çok daha kanlı bir savaş vereceklerine inanıyorum. Bakın Kürtlerle iş kolay halledilir. Ötekilerle olan iş kolay halledilir. Ötekisi en korkunçtur. Aynı aile içinde çocuk babasını vuracak, göreceksiniz. Sokaklarda millet birbirini vuracak. Oraya gidiyoruz. Kürtleri ayırmak kolay. Hepsi de ayrılmak istemiyor zaten. Bizim yapacağımız savaş, Kürdistan kuralım hayaliyle yaşayan bir sürü dangalak var orada. Bu dangalakları kim destekliyor belli. Bir tek domates, tek patates, tek sivri biber, tek patlıcan. Yaparsa yine AK Parti yapar. Hayal kırıklığına uğratmak istemezdim ama benim bir de kaptanlık belgem var. Kaptan! Kaptan!
kadar hızlı sürüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi tüm perişte üyeleri, hepinize sesleniyorum. İkinci çağrımı yapmaktayım. 22.04.2022. Değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi perişteleri, sizlerin birer vatan haini veya birer terör örgütü üyesi, yandaşı ya da başı ya da arkadaşı değil de kesin olarak dış meydanların birer maşası olmayıp gerçekten de bu vatanın öz çocuğu, fenerisi, hizmetkarı ve vicdan özgeleri fevkal beşer olmuş. Bu vatanın saftan saf belgesesi zeyrek çirkinlerine olunuz. Her türlü fitne, fesat ve şüpheden uzak olarak, kesin net olarak meydanda ortalığı zaten ve 100 milyona kapatmış halkım ve milletim adına ben de bu konuda tam kanaatkarım ve eminim. Öncelikle geçmişte ulus halkınız ve milletiniz adına yaptığınız üstün başarı ve çalışmalarından ötürü hepinizi halkım ve milletim adına şahsiyetim olarak en içten duygularımla tebrik ederek ve bu üstün başarının devamını canı gönülden dilerek jet hızıyla devamını beklediğimi size ehemmiyetle belirtmek isterim. Değerli büyük meclis üyeleri, vekilin vazisi olduğunuz halkınızın istikbali, selameti ve bekası adına son derece ehemmiyet arz eden acil hal meseleleri, en başta kendi soyunuz ve ortak soylarımızdan gerek olan, şimdiki zamanda bulunan ve gerek zamanda gerek olan fani ve ruhani iki cihanda da sizlerin bu vatan için yaptığı fedalikleri yanlış analiz ederek birer vatan haini olduğunuzu düşünmeme ihtimallerine karşılık olarak önlem ve tedbiren bu vatanın battal gazilerin şah damarından son özünden gelen şahsiyetim olarak halkım ve milletim adına sizden arz ve taleplerim olarak evvela jet hızıyla atmanız gereken adımları aynı pitneye gider gibi ya da helaya gider gibi atmaktan derhal vazgeçmeli ve fikir ve oy el dediğiyle çözmeniz gereken istikbal ve beka meselelerini aynı kıza aşık olmuş ilkokul talebeleri gibi dikişip yumruk yumruğa kavga etmekten derhal vazgeçmelisiniz. Siz Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi tüm üyeleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet gemisinde aynı zamanda bulunan bu Cumhuriyet gemisinin vasıflı birer elemanları tayfası olduğunuzu unutmuşsunuz. Aynı dala tutulmuş olduğunuzu unutmuşsunuz. Size bunu en başta hatırlamak istiyorum. Ayrıca hepinizin bileti dahil olarak, kaptan da dahil olarak çalışma işlerinin işi içinde olup yapılan sözleşme gereği sadece 5 yıllık bizeniz bulmakta. Bu kaptan içine geçerlidir, sizden içine geçerlidir. Ondan da sebeptir ki kürek çekmeyi bilmeyenin kaptan olamayacağını sizlerin bildiğinizden emin olarak elinize sapasağlam verilip zimmetlenen bebeğine uğrayıp dümen için kavga edip kırdığınız kürekleri derhal olamanız ve kendi basında düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak olmanız, adım karar biçimde çalışmaya başlamanız gerekmektedir. Acıyarak göçmen sanıp kaçak olarak aldığınız kaçak olucu sıfatındaki teröristlerin hadice ve barbarca açtığı delikleri derhal kapatmalısınız ve bu deliklerden sudan suyu acilen tahliye etmelisiniz. Bu birinci dereceden son derece ehemmiyet arz etmektedir. Ayrıca derhal kaptanla dümen kavgasına tutuşmaktan vazgeçmelisiniz. Çünkü siz küreklerle dümen kavgasına tutuşunuzdan sizlere kendini fark ettirmeden gemiye sudan derin dalgıçlar son derece eğitimli terör korsanları var. Arada sızmış. Haberiniz yok.
ve bundandır sebeptir ki gemileştiren can mal canı yoktur. Derhal sayın yapmamız ahiren önemlidir, derecedir, farzdır, mühimdir. Ayrıca gemiye bindikten sonra hiçbir şekilde ne sevenlerini ne de ailesini aramayanlar var. Birçok aile mürettebatların sizlerin hayatından endişe etmekte. Her türlü alet, edevat dahil, civatalar dahil, ağlar, mallar, yağlar, sular ne varsa ileri ipliğe kadar sahip yapılması son derece acıdır. Ve kendinizi saymayı da unutmayın değerli büyük milletvekilleri. Korsanlar her yıl olabilir. Sayım sonucu fazla çıkarsa sizin canınız hiç yoktur demektir. Bunun yanında sayım yaparken kimlik kontrolü yapmayı unutmamalı. Parmak iziyle, yüz eşleştirmeyle mutlaka yapmalısınız. Dikkatli olun değerli üyeler. Düşman her yıl olabilir. Derhal el birliği ve ortak akılla harekete geçmelisiniz. Hepiniz tarih yazmak varken tarih olacak. Fani ve ruhani iki cihanda adınız iyi alınmayacak. Zaten Cumhuriyet gemisi kaptanlık mesleği 2023'e doğacak ve yeniden yapılacak. 5 yıllık müzenin de bu Cumhuriyet gemisinin sapasağlam limana yanaşma şekline bağlı olarak yükseki malların selametine bağlı olarak yapılacak. İlim, bilim, hak, hukuk, adalet, strateji, proje, hesap, kitap işlerini en iyi bilenler sizlersiniz. Üstün yetenek, zeka, akıl, vicdan ve merhamet sahipleri yine sizlersiniz. En 85 milyon bana göre 100 milyon fazla insan evladının bekasına yetenekleridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelen zamana doğacak olan yeni nesilleri şimdiki zamanda canlı, kanlı, atasız olarak canı canında hayatta ve soğan için sağ ayrıca beyinleri üstün düşünme yeteneğine sahip olmakla kanayıp hakim ve ilim bilim sahibi olmakla beraber olup en üstünden zirve düzeni yönetimleri başkanlık üzerinde bulunup ortak vatanımızdan toprak bütünlüğü, sancağı, huzuru, bekası, güvenlik kuralları, görevleri, selameti, düzen, disiplin, çıkar, menfaatiyle can ve mal güvenliği dahil olarak savunuculuğu vazifesini isterip omuzlara bir milyona kafa tutmuş Türkiye Cumhuriyeti tüm feristanları sizlersiniz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının birinci dereceden istihbali beka sınavına karar alıp veren imza mühür, damga etkisi elinde bulunan vazifeli olarak şu an göre başında olup bulanlar sizlersiniz. Bu gemi batarsa hepimiz öldük demektir. En başta siz öldünüz demektir. Şimdilik bu kadar yetmez. Devam edecek değerli büyük meclisleri. Знаем, например, кто в Турции набивает свой карман и дает заработать террористам на продаже награбленной серии нефти. Именно на эти деньги бандиты вербуют наемников, закупают оружие, организуют бесчеловечные теракты, направленные против наших граждан, против граждан Франции, Ливана, Мали, других государств. Мы помним о том, что именно в Турции укрывались и получали моральную, материальную поддержку боевики, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-х и 2000-х годах. И сейчас еще их там замечают. Между тем, турецкий народ добрый, трудолюбивый и талантливый. В Турции у нас много давних и надежных друзей. И подчеркну, они должны знать, что мы не ставим знака равенства между ними и частью сегодняшней правящей верхушки, которая несет прямую ответственность за гибель наших военнослужащих в Сирии. Мы не забудем этого пособничества террористов. Всегда считали и будем считать предательство самым последним и постыдным делом. Пусть знают это те в Турции, кто стрелял в спину нашим летчикам. Я вообще, уважаемые коллеги, не понимаю, зачем они это сделали. Любые вопросы, любые проблемы, любые противоречия, которых мы даже и не видели, можно было решить совершенно другим способом. Более того,
Мы были готовы сотрудничать с Турцией по самым чувствительным для нее вопросам и готовы были пойти так далеко, как их союзники не желали делать. Только, наверное, Аллах знает, зачем мы это делаем. И, видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка. Но от нас не дождутся нервной, истерической, опасной для нас самих и для всего мира реакции. Мы не собираемся и не будем прятать оружие. Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительных и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать. Peki. Buyurun. Ben demin arkadaşın sorusuna tam cevap olduğunu düşünmüyorum. İlk ondan bir sürü şirketleriniz vardı. CH ve Kepes konusunda benim olacak sorum. Ben de hissedar olaraktan çok halka açık olan kısmına da biliyorsunuz el konu. Sadece sizin mal varlıklarınızı değil, size güvenip hisselerinizi alan, şirketlerinizi hisselerini alan halka açık kısma, küçük yatırımcıya da el konuldu. Ve 2011 yılında tamamlanan Avrupa Birliği AHİM'in davasında biz de mahkum olduk. Bu konuda bir çalışmanız da var mı? Hani siz kendi adınızda Fransa'da takip ediyorum ben de. Davalar yürütüyorsunuz. Size güvenip de hisselerinizi alan mağdur olan halk için de bu konuda bence bizi bilgilendirmek durumundasınız. Demin dediğiniz ben takip ediyorum, duymak zorundasınız bence. Biz de bir şey yapıyoruz, takip ediyoruz. Memnuniyetle bilgilendik. Birincisi Avrupa'da verilen karar mahkemenin haklı veya haksız tespiti değil, yetkisizlik itirazı üzerine ben yetkisizim karar. Şimdi şu anda görülmekte olan 69 milyar dolarlık davada CH ve Kepes dahil değildir. CH ve Kepes için önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta için tekrar yeni bir dava zinciri başlayacak. Şöyle söyleyeyim, CH ve Kepes'de ben şahsen ne kadar mağdur isem, siz de bir hissedar olarak aynı şekilde mağdursunuz. Bu benim son nefesime kadar pes etmeyeceğim bir mücadeledir. Sadece kendi haklarımı aramak için değil, ortak olduğumuz şirketin, sizin de benim de ortak olduğumuz şirketin maruz kaldığı haksızlığın giderilmesi içindir. Bakın ben bunu bundan birkaç sene evvel başka bir programda, başka bir röportajda açıkladım. CH ve Kepes'e yapılan tam bir gasp ve hırsızlıktır. Bu şirketler Türkiye'nin en karlı şirketleriydi. 400 milyon dolar 2002'nin parasıyla kar etmiş ve hissedarlarına temettü dağıtan şirketler. Berke Barajı var. Türkiye'nin o zaman en büyük barajıydı. Evet. Sır Barajı var. Bu 400 milyon dolar dağıtılan temettünün benzeri bir temettü 20 sene sonra daha bugün Türkiye'de dağıtan bir şirket yok. Benim merak ettiğim şu, ya benim babam rahmetli oldu. Hani bu kahrından yani mide kanseri oldu. 2011 yılında vefat etti. Bu hukuk sürecinde yıllarını verip. Hani ben bunu acaba görebilecek miyim? Hakkımızı elde ettiğimizi bakın, görebilecek miyim? Savaşıyor musunuz yeteri kadar? Ediyorum. Etmeye devam edeceğim. Son nefesime kadar da edeceğim. Bundan en ufak kimsenin bir tereddütü olmasın. Bu bir hırsızlıktır. Ne olursa olsun milyarlarca dolarlık yatırımla yapılmış olan o barajların bir bedel ödenmeden üzerine çökülmesi, bugünün Türkiye'sindeki tabiriyle söylüyorum, çökülmesi Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de üstüne çöktüğü ilk mal ve mülktür. Bu kadar net. Onun için de tekrar söylüyorum, son nefesime kadar bırak beni, benden sonraki jenerasyonlar dahil olmak üzere bu hukuk mücadelesi devam edecek. Pes etmeyeceğiz. Etmedim. Önümüzdeki aylar içinde bunu da göreceksiniz. Onları da duyuracağım. Bu mücadele devam ediyor. O haklar alınacak. Ben nasıl hakkımı almak istiyorsam sadece kendim için değil, benimle ortak olmuş olan sizler gibi bütün küçük hissedarlar için de aynı şey geçerlidir. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Yeter Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Düş şakamızdan. Düş! Biz taraftarlarıyız. Allah'a Ali Bey, bu 120 bin seçmenin kaç tanesine 250 bin dolara sattınız vatandaş? Ne 250 bin dolara sattınız? Açıklayın. Buradan yatırım yaptık burada. Deyin ki bu 120 bin Suriyelinin şu kadar binine, 80 binine, 250 bin dolara vatandaşlığı sattık deyin. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından söylüyoruz. Katılmadı, hiç öyle bir şey yoktur. Bu vatandaş burada... Özür dileyin. Kimseden özür dileyin millet. Bakın. Bu en iyi özür dilemesini bilen insanlar biziz. Hata yaptığımız zaman daha hatamızdan dolayı özür dileriz. Özür dilemek de bir erdemliktir. Vatandaşlık ama kamuoyunu yanılsıyorsanız çıkın siz de bir özür dileyin ya. Vatandaşlığı satmak hata değil mi? Ne demek? Vatandaşlığı satmak hata değil mi? Ne alakası var? Ne vatandaşlık ya şeker fabrikasını sattınız. Şeker fabrikasını sattınız. Limanları sattınız.
Gel, bakın. Vatandaşlığı sattınız. Bakın kim nereyi satmış istersen buraya okuyayım. Burada kim nereyi satmış? Kısa dönemde SHP Doğu'nun hükümeti döneminde. Burada bende listesi var. Geç. Tam 4 sayfa. İsterseniz okuyayım. Zaman varsa Buket Hanım okuyayım isterseniz. Bence okumayın, oraya girmeyelim. Onur Bey bir hayır, sattınız diyor da. Şimdi, Onur Bey bir katkıda bulunacak. Orada, hayır şunu sattınız. Söyleyeyim. Hala da satıyorsunuz. Neyi satıyoruz? Hala da satıyorsunuz. Şu ya, anda zam yaptınız. Satılanlar burada. Vatandaşlığa zam yaptınız. Bakın, 400 bin dolar burada. Bak, bak. Gerçekten de insanlar zor geçiniyor. Orada Atatürk'ün resmi yok. Bak Tayyip'in resmi var orada bak. Saçmalık. Aynen öyle. Ha. Çok haklısın. Burada Atatürk'ün resmi yok. Tayyip mi kurtardı bizi? Tayyip mi Çanakkale'de savaştı? Tayyip mi bu ülkeyi vatanı kurtardı? Ya tükürem Tayyip'ine ya. Tükürem Tayyip. Benimle ilgili söylediği ifade şu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu uzun diyor. Bize çok hainlik yaptı. Nasıl hainlik yaptıysak 17 üniversite kurmak için geldiler, hepsini onadım. Bu muydu hainlik be? Bu ne vicdandır be? Okullar için yer istedi, verdik. Uluslararası camiada davet ettiler. Devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına bunları biz refere ettik. Olimpiyat dediler, her türlü desteği verdik. Ne nankörlük bu ya? Ne istediniz de alamadınız. Bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökememiş olmanın üzüntüsü içindeyim. Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin. Kardeşlerim, bir damla petrolü bir damla kandan daha kıymetli gören sefil anlayış, kaynaklarımızı daha kolay sömürmek, zenginliklerimizi daha kolay gasp etmek için bizi birbirimize kırdırıyor. Hindistan'da yayınlanan bir yetenek yarışmasında bir çocuk olağanüstü bir performans gösterdi. Bu çocuk dünyanın gündemine oturdu. Bu gösteri izleyenler bu çocuğa şeytanın oğlu lakabını verdiler. Sizce bu yapılanlar, bu gösteride olanlar gerçek olmuş olabilir mi? Şeytan yok ki orada. Betona atıyorsun taş, totemizmden kalma bir inanç şeklidir bu. Böyle bir şey yok. Yok peygambere bağlıyorlar, peygamber efendimizde gitti, efendim şeyde otururken, Mina'da otururken şeytanı görmüş, şeytana taş atmış falan. E o peygamberdi, gördü, taş attı. Sahabesini attırdım. Ya, ah! Yalan o. O uydurma da yalan. Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz. Biz Ayetel Kürsi'nin çocuğuyuz. Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк. Я знаю, что я же в каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики. Я знаю, как они ругаются на Центральный банк. И знаю их аргументы. Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делают, то у нас может быть как в Турции. В этом же проблема. И это серьезный вопрос, серьезный вызов. Конечно, надо аккуратнее здесь этим инструментом пользоваться. Но Центральный банк проводит независимую политику. Вам может показаться это странным. Я не вмешиваюсь в работу Центрального банка. Yıl 2008, küresel kriz çıktı. Petrol fiyatları 150 dolardan yine çakıldı 20 dolar. Ve Rus ruble başladı değer kaybetmeye. Piyasa faizleri artıyor. Tam yangın yani. Şu andaki Merkez Bankası Başkanı bir Tatar hanımefendi. Eskiden ekonomi bakanıydı. Oradan iyi dostluk. Sonra Merkez Bankası Başkanı olarak görevlendirdi Putin bunu. Bizim Merkez Bankası'nı aramış. Demiş ki ya siz daha önce bu tür türbülansları çok yaşadınız. Bize bir teknik heyet gönderin de. Yani nasıl yönetebiliriz belki biraz fikrimiz olur diye. Arkadaşlar aradı Merkez Bankası'na. Ya böyle böyle bir şey. Çok iyi dedim. Hemen dedim yani Rus. Hemen dedim gidin neyse anlatın dedim. Yani bizim uygulamamızı anlatın. Ne yaptığımızı benzer durumlarda biz ne yapıyoruz? Bağımsız Merkez Bankamız. Benzer durum Türkiye'de olsa biz ne yapardık? Heyetimiz gitti. 2-3 gün kaldı geldi. Bir hafta sonra tam da bizim arkadaşların dediği türden kararlar aldılar biliyor musunuz? Ve stabilize oldu. O günkü Merkez Bankası Başkanı hala Merkez Bankası Başkanı. Aradan 12-13 yıl geçmiş. Hala aynı hanımefendi ve Putin güveniyor. Ve bağımsız. Ve bağımsız. Putin lafını dinlemiyor. Ama nereden nereye yani? Nereden nereye yani? Değerli kardeşlerim, dünyada havalimanları kapalı. Uçuşları doğru dürüst yapamıyorlar. Ama Türkiye'de şu anda köprülerimiz,
bangır bangır evelallah araçlar gidiyor geliyor. Hani ya? Her taraf ekonomide çökmüştü. Batmıştı. Ben şimdi helikopterden o yolları gördüm. Araçlar, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, tırlar, evelallah. Tıklım tıklım yollar dolu. Bu bir şeyi gösteriyor. Neyi gösteriyor? Ekonomik canlılığı gösteriyor. Ama gözü olan görür. Dili olan hakkı konuşur. Kulağı olan da duyar. Bunlarda hiçbiri yok. Başkanım, size ve tüm saygıdeğer ekibinize çok teşekkür ediyorum. Ben ilacını alamıyorum, ilacını alamıyorum. Suriyeli benim canım ilacını... Tamam, söylüyorum zaten. Указ о частичной мобилизации подписан. Her kim olursanız olun, bu gelişmeler kanınızı dondurmalı. Askere çağrılanlar birliklere gönderilmeden önce mutlaka ek askeri eğitimden geçecek. Çul. Batı tüm çizgileri aştı. Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Bu bir blöf değil. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, dünya genelinde 1-2 aylık zaman diliminde büyük çatışmaların çıkacağı öngörüsünü paylaştı. Vučić ayrıca çok sayıda bölgede sınırların da değişeceğini bildirdi. Vučić haklı aslında. Çok gerçekçi konuşmuş. Dünya ilk kez 3. Dünya Savaşı'na bu kadar yaklaştı. Aslında kimse durumun vehametinin farkında değil. Görüşmüş olmayı diler miydiniz Biden'la? Niye? Ayrı ikili bir görüşme yapmış. O Biden, ben de Erdoğan. Türkiye, kendi siyasi hesapları uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına da asla gelmeyecektir. Bundan tam 3 yıl önce, takipçilerimiz çok iyi hatırlayacaktır ki, 3 yıl önce bugünlerde, yani 2023'e ramak kala, Armageddon hayalini gerçekleştirebilmek için dünyayı yönettiğini iddia eden güçlerin bütün dünyada ülkeleri birbirine sokup büyük bir savaşı tetikleyeceklerini size anlattık. Ve hatta en sonunda da şunu demiştik: eğer hastalık sürecinden netice alamazsalar petrol, petrolden netice alamazsalar enflasyon, enflasyondan netice alamazsalar gıda krizi, ondan da netice alamazsalar büyük bir dünya savaşına meydanı hazırlayacaklar ve her ülkeyi birbiriyle kapıştıracaklar. Hemen ardından yine hatırlatırız ki son kart uzaylı demiştik. İşte kanalımızı takip edenlerin bugüne kadar aldığımız bilgiler ve yaptığımız araştırmalar sayesinde ne kadar da doğru bilgiler ile bilgilendirdiğimizi daha net görüyorsunuz. Bunları 3 sene önce anlattığımız zaman o videolarımızın altına bazı arkadaşlarımız inanmayıp "sen de amma savaş tamtamcısı oldun" diyorlardı. Bugün bizzat Vučić'in ve Putin'in ağzından bu kelimeleri duyar hale geldik. Bildiğiniz gibi Putin 2 gün önce seferberlik ilan etti. Bu kısmi seferberlik önümüzdeki birkaç ay içerisinde Karadeniz'in karşı kıyılarının tekrar yoğun bir şekilde karışacağının sinyalleridir. Bu kelimeyi neden böyle kurduk? Çünkü mutlak surette bu girişime karşı, yani Avrupa'nın Putin'i kışkırtması, Putin'in de buna karşılık vermesi sonucu Türkiye'nin bir kez daha devreye gireceğini ve üstün diplomasi başarısını bir daha sahneye koyacağını düşünüyoruz. Çünkü farkındaysanız planlanan her oyun üzerine Türkiye bir hamle yaparak kurulan oyunları bir bir bozdu. Şimdi bunlar birbirlerine nükleer füze atarlar mı diyeceğinizi biliyoruz. Değerli arkadaşlar, nükleer füze bir maytap değildir ki her yere atılabilsin. Durum gösteriyor ki sadece söylentisi ve korkusu yayılacak. İnsanlar bir yerden bir yerlere kaçışacak. Ülkelerini terk eden insan sayısı artacak. Ve hatta ufak çaplı bir nükleer deneme de yapılabilir. Ancak büyük bir nükleer savaş kesinlikle olamaz. Çünkü böyle bir durumda tarımdan havaya, havadan suya, aklınıza gelebilecek her şeyi zehirlemiş oluyorsunuz. Böyle bir şey olmadan önce de mutlak surette bunu kullanacak devlet de bunun hesabını yapacaktır. Çünkü bu silahı kullanmaya kalkan bir devlet kendine de bu silahla saldırılacağını düşünmüş olacak ki aynı anda kendini de yok etmiş olur. Bunun için böyle bir şey mümkün değil. Ama dediğimiz gibi küçük çaplı, korku ve söylentileri daha fazla arttırabilmek için bir deneme yapılabilir.
Eğer Kılıçdaroğlu aday olup kazanırsa Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını düşünüyorsunuz? Bakın Kılıçdaroğlu eğer kazanırsa HDP desteğiyle kazanır. HDP desteğiyle kazanırsa 2024'te yerel seçimler olur. Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü de geçirir. Ve örgütle HDP belediyeler arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteğiyle geldiği için ve HDP desteğiyle devam ettiği için bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgede karışıklık çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Türkiye savaşı başlar. Siz dün Bandırma'daydınız. Evet. Fotoğrafları Ece verelim ekrana lütfen. Bize o kalabalığın ne olduğunu anlatır mısınız? O kalabalığa geçmeden önce Salim Bey'in söylediklerine bir ek yapmak tabii istiyorum. Tabii buyurun. Aslında biz Erdoğan'ı eleştiriyoruz ama Erdoğan bu fotoğraftan korktuğu için o dili tercih ediyor. Çünkü artık anketler gösteriyor ki büyük bir irtifa kaybında. Biz basına yansıyan muhalefetin yaptırdığı anketleri görüyoruz. AKP'nin yaptırdığı anketleri bilmiyoruz ne olduğunu. Bir de bunun dışında Erdoğan'ın kendi yaptırdığı anketler var. Partililerin de bilmediği, bizatihi Erdoğan'a çalışan anketler var. Bu anketlerde durum son derece vahim. Bizim gördüklerimizden daha mı vahim? Daha da vahim. Ve bu anket firmaları artık raporlarını Erdoğan'a bizzat sunmaktan endişe ediyorlar. Çünkü Erdoğan birkaç kere bunları reddetti. Ve son aldığım bilgilere göre de artık anket sonuçlarını Erdoğan'ın özel kalem müdürü sunmaya başlamış. Ve Erdoğan öfkeli. Koltuğunun kendi altından kayıp gittiğinin farkında. Siz tabanın eski kalem özel kalemi olarak... Ben hem danışmanlığını evet, hem özel kalem müdürlüğünü yaptım. Tabanın kayıp gittiğinden farkında. Ve bu dili kullanarak tabanını konsolide etmeye çalışıyor. Ekonomik olarak büyük bir çöküntü içerisinde olan taban, büyük bir öfke içerisinde olan taban... Ancak ve ancak Erdoğan inanıyor ki bu dille Erdoğan'ın etrafında yeniden toplanabilir. Onun için bu dili tercih ediyor ama çok büyük bir hata yapıyor. Erdoğan kodlarına, eski kodlarına dönüyor. İlk yıllardaki karakterine dönüyor. Ve zaten şu anda teşkilat arayışları veya önümüzdeki dönemde aday arayışlarını da yine buna göre dizayn ediyor. İlginç bir şekilde yepyeni isimler arıyor, temiz isimler arıyor tırnak içerisinde. AKP'nin daha doğrusu kurucularında da böyle bir talep olduğu yazılıyordu bugün. Evet. Doğru mu? O çok doğru. AKP'de ciddi bir değişim ve dönüşüm talebi var. Erdoğan bunun farkında. Bununla ilgili benim tahminlerime göre şu anda parlamentoda bulunan milletvekillerinin en az yarısı kayda geçsin diye söylüyorum. Önümüzdeki dönemde parlamentoda olmayacak. Erdoğan yepyeni isimlerle çıkmaya çalışıyor. Çünkü kendi tabanı da bu kirlenmişliğin farkında. İçine düştükleri bu ekonomik krizden çıkamaz hale geldiler ve büyük bir öfke var. Zaten her ne kadar Erdoğan ekranları doldursa da Erdoğan'ın teşkilatları arazide yok. O fotoğraflara onun için zaten gönderdim size. Dün akşam Bandırma'da muhteşem bir gece vardı. 17, büyük ekran görelim hocam. 17 Eylül Bandırma'nın kurtuluşu 100. yıl. İnanılmaz bir kalabalık. On binlerce insan caddelere sığmadı. Hiçbir parti sembolü yok. Herkesin elinde sadece Türk bayrağı. Milli marşlar, duygusal coşkunluk içerisinde insanlar, birlik beraberlik içerisinde birçok değişik partiden insanlar kol kola. Biz orada yürüyüşler yaptık, bayraklar salladık. Bir sürü değişik partiden, siyasal görüşten insanlar vardı. Oraya katılamayanlar bayrakları kapılardan, pencerelerden salladılar. Ve herkes tek bir duygu içerisindeydi, birlik beraberlik. Bandırma'nın 100. yılıydı, kurtuluş yılıydı. Kim yoktu orada biliyor musunuz? AKP teşkilatı yoktu. Kim yoktu biliyor musunuz? AKP'li milletvekilleri yoktu. Peki normalde AKP'nin güçlü olduğu bir yer mi? AKP'nin güçlü olduğu bir yer. Daha önceden AKP belediye başkanı çıkartmış. Şu anda Balıkesir'de önemli sayıda AKP'li milletvekili var. Daha da ilginci kaymakam da katılmadı toplantıya. Sebebi ne biliyor musunuz? Toplumdan tepki görme endişesi. Ve hatırlayacaksınız geçmiş yıllarda, geçmiş dönemde meclis başkanlığı yapmış İsmail Kahraman. Çok absürt bir ifadeyle Kurtuluş Savaşı olmadığını söyledi. Budur, bu tepkidir aslında o söze. Çünkü Kuvayi Milliye ruhunun filizlendiği yerdir Balıkesir. Ve Balıkesir bu konuda Türkiye'deki en önde gelen illerden bir tanesidir. Ve yaptıkları her şeye tabandan büyük bir tepki var, büyük bir öfke var. O 50 binden daha fazla o kalabalığın o meydanlarda toplanmasının bana göre bir tek siyasal yansıması var. Ciddi bir öfke var, ciddi bir değişim arzusu var. Ve insanlar el ele, gönül gönüle, kol kola girmiş vaziyetteler ve tek bir Türkiye'yi haykırıyorlar. Benim
anketleri tabii ki ciddiye alırım. Bir bilim adamı olarak önemserim, ciddiye alırım. Ama benim için anket bu sokaklardır, bu insanlardır. Oradaki coşkudur, oradaki ilgidir, oradaki heyecandır. Eğer İzmir'in bir minyatürüdür bu. İzmir'de eğer 2 milyon kişi toplandıysa burada da 50 bin kişiden fazla insan toplanmıştır. Hepsinin elinde Türk bayrağı vardır ve hepsinin ortak arzusu bir değişim, bir dönüşüm ve yeni bir Türkiye hayalidir ve hepsi kol kolaydır.